Bir Bilin Bakalım programıyla daha Konya'da Konya Bilim Merkezi'ndeyiz. Peki sevgili çocuklar, değerli gençler, kıymetli büyüklerim. Bugüne kadar hiç kuşların uçuşunu gözlemlediniz mi? Evet, bugün insanoğlunun uçma hayalleri peşinde koşarken neler yaşadığına değineceğiz. Bu bölümde büyük İslam alimlerinden Abbas bin Finnas'ı anlatacağız. Bu kanatları bir aşağı bir yukarı çırparak kuşlar gibi yükselmeliyim. Her şey yolunda giderse bir müddet yükseldikten sonra güvenli bir şekilde yanına dönebilmeliyim der yanındaki arkadaşına. Bu sözlerin sahibi Abbas bin Finnas 9. yüzyılda tarihi bir günde neredeyse 70 yaşındayken uçmayı dener. Abbas bin Finnas'ın birbirine ipekle bağlanmış tahtadan yapılmış tüy ve ipek kaplı kanat ve kıyafetiyle başarılı bir şekilde havalandığı biliniyor. Fakat yaptığı uçuş takımında kuyruk kısmı olmadığı için Abbas bin Finnas yere çok sert bir iniş yapar ve yaralanır. Abbas bin Finnas yaptığı bu uçuş denemesi dolayısıyla havacılığın öncülerinden sayılır. Abbas bin Finnas kuşların uçuşu üzerine çalışmalar yaptı. İkili uçuş modelini, süzülmeyi ve sekizli kanat çırpmayı gözlemledi. Şimdi ben de içinde adımladığım bu metal yapıda sizler için kanat çırpacağım. Abbas bin Finnas kuşların sekizli kanat çırpma modelini kendisine esas aldı ve böyle bir uçuş takımı kurdu. Uçuş takımında vücudunu dik tutarak kuşlar gibi gökyüzünde böyle süzülmeyi denedi. Bu çok farklı deneyimle kuşların yer çekimine karşı gökyüzünde şimdi nasıl mücadele ettiğini daha iyi anlıyorum. Abbas bin Finnas daha önce benzeri görülmemiş menkane adı verilen bir de saat imal etmiştir. Yaptığı birçok keşifle ve doğu ilimlerini batıda yayma çabalarıyla çağdaşlarının dikkatini çeken Abbas bin Finnas'a Hakimül Endelüs ünvanı verilmiştir. Abbas bin Finnas, uçmanın tadına bir kez vardığınızda dünya üzerindeki gözleriniz gökyüzüne dönük bir şekilde yürürsünüz diyen Leonardo da Vinci'yi haklı çıkarmış ve kanat çırpacak kuvvete sahip olmadığı için planörü icat etmiştir. Sevgili izleyicilerimiz, Bilin Bakalım programımızın bu bölümünde büyük İslam alimi Abbas bin Finnas'ın uçma denemelerini anlattık. Bunu ve daha fazlasını öğrenmek için sizi buraya, yani Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezine davet ediyoruz.